Selamlar. Terapistin Colleagues Part 2 görevi için Shoreline'dayız. Bu görev için ihtiyacınız olan bir tane anahtar var. O da Cottage Backdoor Key. Cottage Backdoor Key'i yanınızda getirdikten sonra gitmeniz gereken öncelikle pier, ondan sonra da Cottage'a gideceğiz. Orayı da sizlere göstereceğim. Şu anda sahil kenarındaki bir yere doğru giriş yapıyoruz. Bu göstermiş olduğum yerden. Dikkat edin, burada sanitar spawn olabiliyor. Sanitar boss'una karşı karşıya gelebilirsiniz. Sanitar arıyorsunuz. Yine burası bakmanız gereken yerlerden bir tanesi. Aynı zamanda trafiği yüksek noktalardan bir tanesi. İnsanlar çok fazla görev yapmaya geliyor. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. İçeriye sol taraftaki merdivenlerden veya sağ taraftaki merdivenlerden çıkıp gelip buradaki bu dolabın üzerinden şu göstermiş olduğum yerden surgical kit alıyorsunuz. Surgical kit aldıktan sonra burada kasaları da açabilirsiniz. Karşı tarafta da var. Bu merdivenlerden çıkıp dönebilirsiniz yukarıya. Bir yerden çıkacağız ve Cottage'a gideceğiz. Tam bu istikamette önümüzdeki benzinin arka tarafında kalıyor Cottage. Bu istikamette dümdüz ilerlediğimizde Cottage'a varacağız. Oraya geldiğimizde de nereye gitmemiz gerektiğini sizlere göstereceğim. Evet, o istikamette yürüdüğümüzde Cottage'a doğru yaklaştığımızda sağ tarafımızda mavi metal duvarları göreceğiz. Ondan sonra Cottage'a yavaş yavaş gelmiş bulunuyoruz. Cottage Backdoor Key ile yanılmıyorsam sanitarın evi olması lazım. Beni eğer yanlışım varsa düzeltirsiniz zaten. Arka kapısından Backdoor Key ile arka kapısından giriş yapacağız. Hatırlarsınız daha önceki görevlerde bir kere burayı marklamıştık. Bir kere de şurada ölü cesetlerin üzerinden geçmiştik. Şimdi tekrardan bu evin arka kapısını Cottage Backdoor Key ile açıyoruz. Göstermiş olduğum anahtarla. Açtıktan sonra içeriye giriyoruz. Gene sanitarın spamlı olduğu yerlerden bir tanesi burası. Shoreline arasındaki boss'un. O yüzden dikkatli olun. Buradan üst kata çıkacağız. Bu görmüş olduğunuz masanın üzerinde şuradaki saksının içerisinde optelmoskop oluyor. O optelmoskopu alacağız ve haritadan safe bir şekilde, sapasalim bir şekilde dışarı çıkacağız. Umarım yardımı olur bu videonun. Şimdiden teşekkürler.